rahmetli Turgut Özakman milli mücadeleyi ve cumhuriyetin kurulmasını en iyi anlatan tarihçilerimizden biriydi. Nur içinde yatsın. O şöyle söylerdi: Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Zaferi milli mücadelenin ön sözüdür. 30 Ağustos zaferi ise cumhuriyetin ön sözüdür. Şimdi 30 Ağustos zaferini anmadan cumhuriyete geçersek eksik kalmış olur. Bir çarpıcı anekdotu paylaşayım. Biliyorsunuz başkomutanlık meydan muharebesinin yapıldığı Dumlupınar kaderiyle baş başa bırakılmıştı. Bir kişinin konaklayabileceği bir pansiyon bile yoktu. Bir restoran yoktu. Ankara Yeni Mahalle'nin belediye başkanı, değerli başkanı oraya bir tesis yaptı, bir konaklama tesisi. Çok modern, içinde restoranı var, konferans salonu var. Gerçekten Dumlupınar oraya gidenlerin kalabilecekleri bir yere sahip oldu böylece. Dumlupınar'da bir şehitlik vardır. O şehitliğe gidenleriniz görmüştür. Orada bir baba oğul heykeli bulunuyor. Baba oğul heykelinin kahramanlarından biri Çetmeli Kara Ali Çavuş. 1912 yılında cephelerde savaşmak için evinden ayrılır. Oğlu Mehmet 8 yaşındadır. Kara Ali Çavuş Trablusgarp'ta, Balkan Savaşı'nda, Çanakkale'de çarpıştıktan sonra başkomutanlık meydan muharebesi öncesi o birliklere katılır. Oğlu Mehmet de 19 yaşına gelmiştir. O da sancaktar olarak milli mücadele güçlerinin ön saflarında çarpışmak üzere oraya gelir ve baba oğul ilk kez orada kavuşurlar birbirine 11 yıl sonra, sarılırlar, öpüşürler ve çok hazindir. Baba ertesi gün orada şehit düşer. Oğlu babasının cenazesini taşırken heykele konu olmuştur. Ve o yiğit delikanlı 19 yaşındaki onbaşı sancaktar Mehmet de 9 Eylül günü İzmir'e giren birliklerin en önünde giderken şehit düşer. Dumlupınar'ı unutturmaya çalışanların bu dünyada ve öbür dünyada yeri yoktur arkadaşlar. Dumlupınar olmasaydı, Dumlupınar kazanılmasaydı bugün biz yoktuk. Belki birey olarak vardık ama atlarımız kim bilir neydi. Burada bırakın konuşmayı, hür nefes bile alamazdık. Yani şu aldığımız nefesi bile her şeyimizi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet Sayın Dündar, 30 Ağustos 1922'ye kadar olan durumu getirdi. Şimdi artık Mustafa Kemal ne zaman demişti hatırlayın. 7 Temmuz 1919 değil mi? Zafer kazanılacak. Evet. Artık zafer kazanıldı. Şimdi artık esas iş başlayacak. Esas. Yani şimdi Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği, tabii tek başına değil bir kadroyla. Ve bu kadronun arkasında Türk milletinin desteği var. Bu çok önemli. Artık barış konferansı başlıyor konuşmalar. İşte bir barış konferansı toplanacak yakında ki biliyorsunuz Lozan Barış Konferansı. Şimdi bu olaylar olurken 17 Ekim günü Sadrazam Tevfik Paşa'dan bir telgraf geliyor. 17 Ekim 1922. Sadrazam Tevfik Paşa diyor ki zafer kazanıldı. Artık İstanbul ve Ankara'nın
ayrı olmasına ihtiyaç veya neden kalmadı. Artık bundan sonra milli birlik ve bütünlüğü sağlayarak beraber hareket etmek talebi. Şimdi bu mümkün mü? Yani bu mümkün mü? Yani artık bir askeri zafer kazanılmış. Tabii bunu mümkünsüz kılan ana nedenlerden birisi de şu. Yani Kurtuluş Savaşı esnasında İstanbul'un, özellikle Sultan Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'nın yanında yer almaması, yani kolay affedilecek bir neden değil. Yani neredeyse Kurtuluş Savaşı'na karşı durumları yaşandığı bir durumdayız. Yani belki de gerek Cumhuriyet'in kolay ilanına gidiş de bu çok önemli. İstanbul'daki padişahın, özellikle sultanın bu Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki aldığı olumsuz tavır. Farklı olsaydı belki ne olurdu? Evet. Tartışmaya değer bir konu. Evet. Şimdi bu noktaya geldikten sonra 7 Temmuz 1919'da zaferden sonra Cumhuriyeti kuracağına kafasına koymuş bir insanın askeri zaferi kazandıktan sonra artık siyasi zaferi bir iki başlılık yaratarak İstanbul'la paylaşması mümkün değil. Mümkün tabii, değil. Tabii. Yani o bütün şeyi temelden bozacak. Ve yavaş yavaş dedikodular başlıyor. Ya mecliste. Efendim Mustafa Kemal saltanatı kaldırılacak. Şimdi tabii ki mecliste ciddi şekilde saltanatın devam etmesini düşünen grup var. Ve Mustafa Kemal'in yakın çevresindeki olanların da hemen hemen büyük bir kısmı saltanatın devamından taraf. İşte Rauf Bey, Kazım Karabekir, Refet Bey'le saltanatın devamını bir noktada savunan insanlar. Ya onlar da suçlu. Yani onları da birdenbire hemen şey yapmamamız lazım. Yanlış demememiz lazım. Niye? Çünkü yani Kurtuluş Savaşı kadrosuna baktığınız zaman iki grup görüyorsunuz. Bir İstanbul'da doğan büyüyen ve dolayısıyla ailevi olarak padişaha bağlı, padişahın yanında hatta babaları görev alan bir grup var ki bunların başında özellikle Rauf Bey geliyor. Ki ben diyor padişahın şeyiyle büyüdüm. Evet. Ben padişahıma karşı nankörlük eder. Bunu da insani olarak ben bunun yanlış olduğunu söyleyemem. Onu da anlamaya çalışıyorum. Ama diğer tarafta da artık zaferden sonra cumhuriyeti kurmaya kesin kararlı olan bir Anadolu demeyelim. Evet, Anadolu'dan ziyade Anadolu değil belki. Selanik, doğru. Taşra. Fakat kim var biliyor musunuz? Halk çocuğu var. Mustafa Kemal halk çocuğu. Evet, evet. Mustafa Kemal halk çocuğu. Gerçekten halkın öyle. İçinden evet. Çıkan bir orta efendim seviyeli bir memur. İşte bunu baba. Zaten konuşmalarında da vurguluyor. Orta, yani bir halk çocuğu. Bir nokta koyalım isterseniz. Tabii. Burada reklamlara gireceğiz. Eğer bir cümleyle kapatmak isterseniz. İsterseniz bunu hemen bir cümleyle kapatalım. Evet. Ve Rauf Bey der ki ya paşam böyle böyle bir şey düşünüyor musunuz? Yok der. Hatta gidecek Keçiören'de evine gidecekler. Orada konuşacaklar. Böyle bir şey düşünceniz var mı? Diyor ki yok diyor. Hayır falan diyor. Fakat günler geçiyor. Ekim'e doğru geliyoruz. Ekim'in sonuna gün. Mecliste otururken bir sabah hazırlanmış yasa teklifi. Rauf Bey'i çağırıyor. Ayakta karşıladım diyor. Nutuk'ta öyle anlatıyor. Geldi diyor. Rauf Bey diyor yasa teklifini uzattım. Yasa teklifi şu. Saltanat, hilafet birbirinden ayrılacak ve saltanat kaldırılacak. Şimdi bir nokta koyabiliriz. Rauf Bey diyor ki Rauf Bey diyor bu yasa teklifini mecliste siz savunacaksınız. Buyurun diyor. Rauf Bey. Evet. Evet. Ve Rauf Bey savunacak. Ve hatta o gün saltanatın kaldırıldığı peki, günü nasıl bayram. Savunacağını, yok nasıl bitti. Savunacağını, bitti mi? Bayram peki. Yani. Şimdi
Esasında Türk devriminin en kritik noktası 1 Kasım 1922'dir. Saltanatın kaldırılmasıdır. Yani saltanatın kaldırılması demek 600'lük Osmanlı İmparatorluğu tarihine son noktanın konulması.